Herkese selamlar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün yapmayı en çok istediğim şeylerden birini yapacağım. Daha öncesinde TikTok canlı yayınlarında yapmıştım. Çok hoşuma gidiyor böyle şeyler. Sizlerin arkadaşlar kadrolarına bakacağım ve klasmandaki sıralamalarına bakacağım. Ve ona göre tavsiyelerim varsa tavsiyelerde bulunacağım. Nasıl yapılabilir, şu nasıl olabilir, şu nasıl olabilir diye birkaç tane her kadro için söylemde bulunacağım arkadaşlar. Toplamda kutsal sayı 31 tane. Yani arkadaşlık isteği var. Biliyorsunuz dün 4000 yerden haber saldım. Instagram'dan, YouTube'dan, her yerden paylaştım. Arkadaş olarak ekleyin. Kadrolarınızı yorumlayacağım diye. Yani ekli 31 kişi mi ekledi? Yani 50 yok mu? 50 artı yok mu? 50'den fazla yok mu yani? Neyse, sıkıntı yok. Sağlık olsun arkadaşlar. Hepinizin kadrosunu tek tek bakacağım. Yalnız birkaç tane mesaj atan olmuştu. Abi işte benim kullanıcı ismim bu, benim kullanıcı ismim bu diye. Eğer unutursam kusura bakmayın ki zaten unuttum şu an. Uçtu gitti. Daha az önce uykudan kalktım. Götümde sinekler uçuşuyordu benim az önce. Daha yeni kalktım yani. Ne bekliyorsunuz ki benden? Şaka şaka. Evet. Evet. Şöyle tıkladık. Kimler var? Alınan 31 tane arkadaşlık isteği var. Aşağıdan mı başlasam, üstten mi başlasam? Üstten başlayıp aşağı doğru gidelim. Evet, Donnarumma isimli bir arkadaş var. Şimdi bu çocuk kim? Tanıyor muyum ben onu? Tanımıyorum demek ki. Donnarumma isimli bir arkadaş 3. klasmana kadar çıkabilmiş. Oyun planı diyelim arkadaşlar. Sağ açıkta Salah, evet Jota, Mane, güzel. Pedri, Pedri'de dış plase yoksa Pedri ile Ronaldinho'nun yerini değiştirebilirsin. Defansif orta sahaya şey koymuş. Beckenbauer koymuş, güzel. Ben Beckenbauer'u bulamamıştım. Saliba, Rüdiger yok edici, oyun kurucu. Yalnız ben sağ bekte Marquinhos'u beğenmiyorum. Sağ bekte daha hızlı bir oyuncun varsa koyabilirsin. Ha, kolektif güç adına böyle yaptıysan o zaman bir şey diyemem. Bak gerçi Messi de varmış. Messi ile Pedri'yi de yer değiştirebilirsin. O da olabilir. Haaland süper yedek. Haaland'ı oynatabilirsin, güzel ikinci yarı. Jota'yı santraforda, tamam, güzel. Kadro kötü değil. Güle güle kullan kardeşim oyuncuların hesabına. Kaleciyi beğenmedim ama kalecinin ismini hatırlamıyorum bile. Daha iyi kaleciler varsa tabii ki. Bak mesela Mbappe'yi santraforda oynat bence Jota'nın yerine. Çok daha güzel olur. Ama sen bilirsin. Evet, geri diyelim. Şimdi bu arkadaşı reddedeceğim. Çünkü diğerlerini unutmamak için. Kral'a gideceğiz ya, o yüzden. Evet, Kral Gio'ya bakalım. 4. klasmanda 3-2-5 gibi bir diziliş var. Göbekte Enzo Fernandez, Dosta, Patrick Vieira, Neymar, Valverde'yi sağ açığa koymuş. Sağ açığa Valverde'yi koyduğuna göre muhtemelen orta kafa yapacak. Çünkü Valverde'nin pas değerleri güzel. Çünkü Ronaldo ile Haaland'ı da koymuş. Santrafor Hedmison da var. Evet, kadron güzel, kötü değil. Ama 4. klasman bu kadroya yakışmıyor, bilgin olsun. En az bir 3-2 klasman falan yaparsın. Evet, devam edelim. Emirhan Bayrak. Emirhan'cığım, kadrona bakıyorum. Konuşamadım. Oyun planı diyelim. 2. klasmana kadar çıkabilmiş. Gayet güzel. Dost, Göbek, ofansif orta saha, boşluk kollayan Bellingham, güzel. Diziliş sağlam. Mantıklı bir diziliş. Sağ bekte Arnold, çok mantıklı. Bak Saka da varmış. Mbappe de varmış. Güzel. O Dembele'yi bulmuş bu arada. Bu Dembele yeni Dembele'lerden. Şu anki şeyde Epic pakette olan Dembele. Güzel. Güle güle kullan kardeşim. Ben bu kadro 10 üzerinden bir 7 var. 10 üzerinden 7'si vardır. Devam edelim. Emirhan'cığım, seni de reddettim. Bu reddettiklerim tekrar istek atabilir arkadaşlar. Bu sefer kabul edeceğim ama. Çünkü şimdilik şeyden dolayı, videodan dolayı kabul etmiyorum. Kolsuz dogi gelmiş. Kolsuz köpek demek arkadaşlar. Dogi köpek cinsidir. Decalatare. Valverde. Evet, Totti var ofansifte, güzel. Haaland sol ayaklı. Haaland süper yedek. Arkadaşlar Haaland'ı ilk yarı kullanmayın. Süper yedek var adamda. İkinci yarı kullanın. 4-4-2 dizilişi. 3112. Güzel. 1-2-3. Santrafor burada. Messi var. Gizli forvet mi bu? Gizli forvetim ben. Gizli forvetim. Gizli forvet. Evet. Güzel. 5. klasman olmamış. Lütfen klasmanlara önem verin. Karşılaştığınız Arap rakiplere karşı bizim ne kadar iyi oynadığımızı göstermeniz için. İşte bu ya. Told you. Vur da ulan. 2162
sıralamaya kadar çıkmış. Sasha Boss. Socha Boss. Boss patron demek ama Socha'yı bilmiyorum. Evet, iki hızlı oyuncu Owen ve Eto güzel. Arkalarından Messi, bu Messi boşluk kollayan mıydı, yaratıcı oyun kurucu muydu bilmiyorum. Hemen arkasında bir tane ön libero Casemiro. Yanlarda işte pas değerleri güzel Valverde ve Barella. Sağ bekte tam bir savunmacı bek. Sol bekte de hücumcu bek miydi? Ferdi hücumcu bek miydi? Bitirici bek miydi? Yorumlarda yazın arkadaşlar. Stoper attı sağlam, kaleci sağlam. Zaten uzun topla kontra oynuyormuş bu arada. Uzun topla kontra mı oynuyorsun sen? Icardi de var, bir Galatasaray hayranı muhtemelen çünkü. Mertens de var ama Ferdi de var şimdi. Gerçi bütün Galatasaraylarda Ferdi'yi sever. Ben kendim Ferdi'yi seviyorum zaten. Evet, bu kadro 10'da 10'luk bir kadro. Diziliş 10'da 10'luk bir diziliş. Oyuncuları koyduğun yer de gerçekten çok iyi. Hani bir tane hücumcu, bir tane de normal standart bek, bir tane savunmacı, bir tane de hücumcu veya ortacı bek alman da mantıklı. Çünkü biri savunma yaparken birisi hücum yapar illaki. Yani stoper yedeklerin de var. Hani ofansif orta saha yedeklerin, beklerin, bek yedekleri falan da var. Yani güzel. Beğendim. Evet, 6 dakika olmuş. Biraz hızlı bakmam gerekiyor sanırım. Reis 21'e bakalım. 4. klasmana kadar gelebilmiş. Evet, 4-1-4. Ama bu nasıl diziliş? Sanırım şeyle Beckenbauer'la Kevin De Bruyne'nin yerini değiştirmen gerekiyor. Messi sağ kanata koymuş. Güzel. 105'lik Messi sağ kanat. Muhtemelen kendini açmıştır pozisyonu. Çünkü sağ kanat yok diye biliyorum. Evet. Hem kaleci yediği var, hem dost, hem stoper yediği var. Ama dost yediği 2 tane fazla yani. Başka yedekler de alabilirsin. Mesela santrafor yediği var mı? Mbappe'yi santrafor olarak kullanırsan 2 tane yedek var. Bence yedekler az. Drogba da var gerçi ama. Yani ilk yarı hızlı bir oyuncu, ikinci yarıda orta kafa için bir oyuncu kullanmanızı tavsiye ederim. Ben genelde öyle yapıyorum. Ama geri siz bilirsiniz. Şeyi de yükselt. Kimmih'le şeyin yerini değiştir. Kostokurta'nın yerini değiştir. Yanlışlıkla olmuştur muhtemelen ama ben sana söyleyeyim. Kostokurta stoperde oynar. Kimmih de sağ bekte oynar. Evet. Devam edelim. Ferdi'ye bakalım. Ferdi'nin kadrosu. Ferdi 9. klasmanda. Ferdi klasman maçı yapmıyor belli ki. 4-1-1-4 dizilişi. Bir ofansif, bir defansif. Ama şimdi bir ofansif hücuma yakın olacak. Defansif stopere yakın olacak. Pas alanı olmayacak orta sahada. Bence pas alanı için bir tane göbek yapman lazım. Mesela çift forvet yerine tek forvet oyna. Tamam mı? Sağ açık, sol açık kalsın. Bir tane santraforun yerine göbek oyuncusu al. Koy göbeğe. Bir defansif bir göbek. Bir de ofansif pas aralarını iyi yaparsın. Benden sana tavsiye. Top çevirme oynuyormuşsun zaten. Top çevirme demek pas oyunu demek. Orta sahada paslaşacak oyuncun yok. Uzun topla kontra oynasan anlarım. Veyahut da hızlı kontra atak oynasan onu da anlarım. Ama top çevirmede bu diziliş olmaz. En azından orta sahaya bir tane adam koyman gerekiyor. Bak, Hakan Çalhanoğlu falan varmış. Barella varmış mesela. Al Barella'yı işte Icardi'nin yerine. Icardi ikinci yarı oynatırsın. İlk yarı Adriano ile oynarsın. Şeyde göbeğe koyarsın Barella'yı. Reddettik. Devam edelim. Daha 24 kişi var. Bu kim? 31-52. 8. klasman. 4-1-2-4 dizilişi. Figoson güzel, mantıklı bir diziliş ama kolay goller yersin ben sana söyleyeyim. Çünkü 3 stoper. Defansif orta saha bile yok. Skos var. Skos da ön libero bile değil. Bilgin olsun. Mesela Casemiro'yu koyarsın, ön libero olur. İlk yarı için söylüyorum. Eğer ilk yarı bu kadroyla oynuyorsan. Haaland ikinci yarı oynatırsın. Süper yedek var. Gizli forvet, gizli forvet. Bir tane stoper daha, santrafor daha alman lazım. Düzgün bir santrafor. Gerçi Mbappe varmış, görmedim. Tamam. Güzel. Top çevirme oynama. Eğer kolektif güç yükselsin diye koyduysan onu bilemem ama top çevirmeyle oynuyorsan bu dizilişte top çevirme oynama. Tokyo Tamuyasu'ya bakalım. 7. klasmana kadar çıkabilmiş. Herkes top çevirme oynuyor. Galiba kimse de Xabi Alonso menajer yok arkadaşlar. Milletin garibanlık. Evet. Vinicius Junior, Adriano, Salah, Bellingham güzel. Hızlıca bakıp geçeceğim arkadaşlar. 4-1-2-3 dizilişi güzel. Klasmanları beğenmiyorum arkadaşlar. Açıkçası söyleyeyim. Hani şimdi sen kimsin, sana ne diyebilirsiniz. Okey, buna kabulüm ama gerçekten söylüyorum. Biz Türkiye serverında Araplarla denk geldiğimizde
ve hatta Arapların serverında denk geldiğimizde bizi bu kadar düşük seviyeli klasmanlarda görmesinler. Hani güçlü bir rakip olduğumuzu anlasınlar diye ben genelde hep birinci klasmana çıkmaya çalışırım ki şu an zaten birinci klasmandayım. Evet, Lewandowski'nin sözleşmesi bitmiş. Yenile kardeşim. Ronaldo'nun hepsinin sözleşmesi bitmiş. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Evet, 4-1-2-3 bu da top çevirme oynuyor ama kolektif güç için oynadığınızı fark ettim artık. Hollund nasıl bilmiyorum. Umarım güzeldir. Kalede de Ederson varmış. Klaes'miş ismi. Evet. Mane yıkılmaz. Bir klasmana kadar çıkabilmiş. Güzel. Bu dizilişi biliyorum. Bu şey diziliş arkadaşlar. Standart bir diziliş. Dizilişlerin içinde vardı. Santrafor yok burada. Ben ne santraforsuz ne beksiz ne de kanatsız oynayabiliyorum ya. Ben bilmiyorum. Öyle oynayamıyorum. Evet. 4-2-2-2 dizilişi. Güzel. Evet. Güle güle kullan. Baran Pes. Baran Pes'e bakalım. Baran 9. klasmana kadar çıkabilmiş. Baran'ın da güzel bir dizilişi var. Bir tane defansif orta saha, bir tane boşluk kollayan oyuncu. Pilon defansif özellikleri nasıldır bilmiyorum ama iş yapıyorsa güzel bir diziliş. Yani bu diziliş, bu da standart bir diziliş aslında. Elle dizil yapılmamış. Top çevirme oyunu. Yani sağ kanatta şey Iniesta orada olur mu bilmiyorum ama umarım olur. Bu arada Musiala hızlı bir oyuncudur. Bilgin olsun. Ronaldo'yu gerçi bu Ronaldo'nun kartı da çok iyi. Yani bunu biliyorum. Güle güle kullan. Reddet. Van Spor FK. 9. klasmanında yani bir birinci klasman göremedik. Şu anki için söylüyorum. Evet. Petit var. Wilshere Offensport. Şu Wilshere mi bilmiyorum Offensport'ta sağda ama Wilshere Offensport'ta sağda kullanmasan bilirsin yine. Santrafor Neymar kullanıyormuş. Yani Vinicius Junior'la Neymar'ı yer değiştir. Tavsiyem. Vinicius Junior daha hızlı. Daha iyi iş yapar. Mehmet Efe'nin kadrosuna bakalım. Evet, kadro güzel. 3132 fakat senin de sözleşmeli oyuncuların sözleşmelerini yenilemen gerekiyor. Herkesin sözleşmesi bitmiş. Sadio Mane orada çok hızlı. Şu sol açıktaki Netflix'e onu al. Onu al sol açıktan. Ofansif oku. Mane'yi koy oraya. Evet. Devam edelim. Jato Furkan'a bakalım. Furkan 3106. Haaland'ı ikinci yer oynat. Süper yedeği var. Eğer bu kartında var mı bilmiyorum ama normalde Haaland'ı hep süper yedek kart becerisi olur. Neymar'la Maradona yer değiştir. Çünkü Neymar sağ ayaklı, Maradona sol ayaklı. İçe plaseye vurmakta kolaylaştırır dediğim gibi yap. Mbappe'yi al santrafora, ikinci yarı Haaland'la yer değiştirirsin. Evet. Rijzer birinci klasmana kadar çıkmış. Güzel. Rummenigge çok hızlı, çok güzel bir oyuncudur. Güzel. Sağ açık, sol açık güzel. Ofansifler güzel, mantıklı. Defansif savunmacı bek, hücumcu bek. Güzel. Güzel. Oyunu bilen adamın dizilişi her zaman belli olur abi. Fenerbahçeli kardeşim. Güzel. Hem dizilişlerden hem klasmanlardan belli olur. Evet, Ege'ye bakalım. Ege bizim Ege'ydi galiba. Ege Gamer. Ege'nin kadro. Sidor. Güzel. Bekle Ege'cim, sen de tavsiyem. Yani Marquinhos iş yapabilir ama onu stoperde kullan. Bekle daha düzgün bir oyuncu kullanabilirsin. Varsa tabii ki. Cancelo'yu koy oraya. Cancelo'yu koy, belki anlarsın farkını. Çünkü Cancelo hem hızlıdır hem iyi orta açar. İlk yer için söylemem gereken bir tavsiye var mı diye bakıyorum. Bu Rafael Leao'yu al sol kanata. Tamam bak. Rafael Leao'yu al sol kanata. Orada oynat. Sol açıkta. Ama ikinci yarıda oynatabilirsin orta kafa yapmıyorsan. Güzel kadro. Güle güle kullan kardeşim. Evet, sporcuya bakalım hemen. Üçüncü klasmana kadar çıkabilmiş kendisi. 4-2-3-1 dizilişine sahip. Evet, savunmacı bek var bir tane. Güzel. Kosta Kurt'u gördün mü? Seviniyorum. Çünkü bir yanı savunurken bir yanında, hani hücum yaparken bir yanında savunmak mantıklıdır her zaman. Evet, yedeklerde baktığımızda Van Basten var. Haaland'ı da gene sana da söylüyorum. Bu Haaland'da süper yedek var mı bilmiyorum ama süper yedek varsa ikinci yarı kullanın alanı. Haaland'ı. Reddet.
Mehmet 45'e bakalım. Adaşım benim. 4-1-1-4. Hakimi koymuş Sabek'e. Beleş hakimi ama iş yapar. Evet. Marcus Rashford'u bilmiyorum ama Diaby çok hızlıdır arkadaşlar. Onun yanında Mbappe ve İshak da güzeldir. Beckenbauer'u koymuş. Dušan Tadić de var. Ya herkesi tek tek sayma be kardeşim ya. Güle güle kullan kardeşim. Mehmet. Taner'in kadroya bakalım. Bu Taner bizim Taner olabilir. Taner Kartal sen misin? Patrick Vieira var. Chiesa var sol açıkta. Foden mantıklı yerde. De Bruyne, Neymar güzel. Çok mantıklı. Sağ bek Hakimi iş yapar. Sol bek Davis bu da iş yapıyor. Özellikle bu Davis kafa golleri atıyor lan. Yemin ediyorum orta kafada Davis'in kafa golü santraforlardan daha çok anasını satayım. Evet Caicedo, Dembele. Şey Caicedo muydu lan bu? Caicedo değil bu. Şu defans fortası oyuncusunun ismini unuttum. Caicedo değildi. Maradona, Costa Curta güzel. Haaland var, Ødegaard var. Güzel bir kadro, güzel bir diziliş. Güle güle kullan kardeşim. Seni ikinci veyahut da birinci klasmanında görmeyi isteriz. Evet, NFC Milan'a bakalım. Beşinci klasmana kadar çıkabilmiş. Lütfen daha fazla çık. Top çevirme bu diziliş çok güzel gerçekten. Bu dizilişi ben de deneyeceğim. Şu arkadaşlar adama Traore'yi almadıysanız alın kullanın bakın. Ben bir videoda kullandım adam 2 gol bir asist yaptı resmen. Yani tam yerin ortası yoktur ama hızlıdır. Yani bir şekilde sürprizler yaratıyor arkadaşlar. Bebek yağı sürüyor adama Traore. Evet güzel. Güle güle kullan. Evet. Son 10 kişi kaldı. Abrigado'ya bakalım. Abrigado. İkinci klasmana kadar çıkabilmiş. Bunlar kim lan? Oğlum bu oyuncuyu nereden buldun? 99 oluyor. Şu oyuncunun becerileri güzel mi? Şu an bir şüphelendim. Bir şüphelendim. Hızlı kontratak oynuyor. Güzel. Defansif ortası. Ofansif ortası. Mkhitaryan'ı kullanıyor. Mkhitaryan'ı sevmem. Açık ve net. Maradona gizli forvet mi? Devam edelim. Showtime oyuncuları var genelde. Bu arkadaş Arap mı lan? Olabilir. Şüphelendim. Azen İsmail'e bakalım. İkinci klasmana kadar çıkabilmiş. Azen İsmailov. 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 Her neyse. Ya bak adamı Traore'yi bu da kullanmış. Haaland'ı kullanmış. Güzel. Defansif orta sahada arkadaşlar ön libero oyuncusu çok önemli. Bunu ben de kullanıyorum. Gilberto Silva çok önemli. Costa Curta sol bekte Hernandez. Lucas Hernandez'den daha iyi sol bekin yok mu? Gerçi bu sol beki de bilmiyorum acaba nasıl iyi mi? Evet Kaka var bak süper. Kaka'yı De Bruyne'nin yerine alırsın tamam mı? Ondan sonra Messi'nin yerine de kim alırsın? Messi'nin yerine alırsın Maradona'yı. Santrafor'u Eto'yu ya da Ronaldo'yu koyarsın. Orta kafayla devam edersin. Güzel. İkinci klasmana kadar çıkabilmiş zaten. Güzel. Gattar'a bakalım. Arkadaşlar ben Gattar değilim. Çevrem kötü. Evet Gattar'ın kadroya bakalım. Birinci klasmana kadar çıkabilmiş. Bu adamın Messi'yi gizli forvet olarak kullanıyor. Saka var. Mbappe solda. Bir tane defansif bir tane göbek. Orta sahada iyi pas yapabilmek için mantıklı. Beleş Messi kullanıyor. Başka Messi paket falan. Evet bakın şu ikinci yarı orta kafa dizilişidir. Neden söyleyeyim? Çünkü arkadaşlar şu Morientes'in çok iyi kafa becerisi var. Haaland da aynı şekilde. Burada David Beckham var. İkinci yarı Drogba da var. Drogba da iyi kafa kaldırıyor. Rhys James bile var. Yani ikinci yarı muhtemelen sağdan bindirip orta kaldıracak. Hangisinin seviyesi yukarı bakıyorsa, form derecesi yukarı bakıyorsa onu santrafor alıp orta kafa yapacak. Birinci klasmana kadar çıkabilmiş Gattar kardeşim. Oynamayı da biliyor. Evet ben Gattar değilim. Çevrem kötü diyorum. Seni de çıkartmıyorum. Berkay'a bakalım. Bu Berkay bizim Berkay. 5. klasmana kadar çıkmış. Messi gizli forvet. 2 santrafor sağ kanat sol kanat. Defansif orta sağ şey var. Declan Rice var. Declan Rice arkadaşlar kız arkadaşını kötüledi diye sosyal medyadakilere sönmüş. İyi yapmış. Declan Rice adamın debisin. Senin taşlarını gezdiren yesin. Evet top çevirme oynuyor. Kalede Dida sevmiyorum arkadaşlar. Dida var kalede. Dida bende de vardı. Biraz kullandım sevmedim. Biraz bilmiyorum. Bir ağır geliyor yani. Bilmiyorum artık. Irkçılık yaptığımdan değil tabii. Evet. Yedeklerde de
stoper var, ofansif orta saha var, santrafor var, güzel. Kanat var mı? Bir tane Kvaratskhelia var kanat olarak. Tamam, yeterli. Adam olana çok bile. Evet Berkaycığım, güle güle kullan kardeşim, ama gerçekten seni ikinci klasmanda falan görmek isterim. Nezaket derecesi de neymiş bu arada? A olmadığını fark ettim, gözümden kaçmadı sanma. Hakan Musa'ya bakalım. Musa'cığım. Oğlum sağ taraftaki adamlar nerede? Sağ tarafta adam yok. Evet. Soldan bindirme yapacak. Çünkü şeyde Chiesa'da bomba şut özelliği var. Yani sende bu var. Ama bu var mı bilmiyorum. Şaka şaka. Evet. Evet, top çevirme oluyor. 3120 dizilişi. Guardiola solda. Bak bütün oyuncular solda, solda bak. Bak bütün oyuncular soldan bindirmek için almış bak. Yani burada Florian Wirtz var, solda oynuyor. Ondan sonra Jeremy Doku solda oynuyor. Hedmison solda oynuyor. Pedri solda oynuyor. Neymar solda oynuyor. Bir kaleci, bir stoper. Bir de santrafor var. Diğerleri hep sola yüklenmiş adam. Oğlum sağ taraf boş kaldı lan. Sola fazla yüklenme, devrilirsin. Evet şakaydı şakaydı. Güle güle kullan kardeşim. O zaman bu kadroyla soldan bindirmeli olan kadronla bir ikinci klasman görmek isteriz. Bir daha istekler atacaksınız. Bir daha bakacağım ben. Evet Kaan'a bakalım. Bizim Kaan Munyan olabilir. Instagram'dan takipleşiyoruz kendisiyle. Evet. Mükemmel bir kadro. Bak şimdi bana dedi ki reis. Mükemmel bir kadro yapmışım, bakman lazım dedi. Bir geri yapalım. Abi üçüncü klasman ne? Kaan kardeş üçüncü klasman ne? Ben şimdi size klasmanımı göstereceğim. Anlayacaksınız neden yargıladığımı. Bu klasman ne? Ne lan bu rezalet? Şaka şaka. Evet. David Villa, Gullit. Gullit santraforda olmamış. Öncelikle onu söyleyeyim. Messi koy daha iyi. Çünkü neden? Gullit tam bir ofansif orta saha oyuncusu. Çünkü Gullit'in şeyleri hep mavi. Yani açık mavi renkte özellikleri. Şöyle söyleyeyim. Mesela 90'lık bir becerisi çok nadir. Hani bitiriciliği olamaz 90. Ama Messi'nin var 90 üstünde bitiriciliği. Ya da farklı bir şey yap. Havertz'i al santrafora. Bak burada Batistuta var. Onu al santrafora. Başka santraforda oynayacak kimse yok. Şimdi bak sağ bek, iki tane sağ bekim var. Gereksiz. Çünkü neden? Şimdi şöyle de bir şey var. Onu da söyleyeceğim. Bu kadroyla maç yapıyorsan sana düzeltmen gereken yerleri söyleyeyim. Sağ bek iki tane alma. Bir tane al Arnold'u koy. Yani ya Roberto Carlos'u ya da Philipp Lahm'ı oynatmayacaksın. Defansif orta saha 3 tane var. Ofansif orta saha 2 tane var. Kanatlar 1 tane var. 2 tane var. Santraforlar. Aynen tamam anladım. Stoper yedeğin yok mesela. Eğer bu kadroyla oynuyorsan stoper yedeği al. Bir tane defansif orta sahayı gözden çıkart. Birkaç tane değişiklik yap. Gullit yerine santrafora Batistuta'yı koy. Ya da Bergkamp'ı koy. 10 numara. Ha bu kadroyla oynamıyorsan eğer, bu kadroyu sadece şov amaçlı koyduysan, gerçekten çok güzel bir kadro kardeşim. Tebrik ederim. Allah daha çok versin. Kesene de bereket. Senin kesene senin için bereket. Benim için değil. Evet. 23 dakika olmuş bu arada. Daha iki kişi var. Evet. Boya'ya bakalım. Boya'yı hatırlamıyorum. İkinci klasmanda. Oğlum az önce bakmadın mı lan ben bu kadroya? Allah Allah. 3180. Hayır. Az önceki Kaan'ınki 3190'dı. Evet. Sağ bekte Turan var. Ondan sonra Cirma Beckenbauer, Cannavaro, kalede Casillas'ın genç hali. Costa Curta. Bu kadroda da dediğim gibi pas arası yapacak bir oyuncu yok arkadaşlar. Yani Ronaldinho gizli forvet. Gizli forvet Ronaldinho'yu birazcık geriye çek. Ofansif orta saha yap. Bir tane sonra şey yap. Nedved falan biraz. Nedved ile Messi'yi de yakınlaştırdım. 10 numara 5 yıldız. Bir diziliş bir kadro olur. Bu arada çok güzel oyuncuların var sende. Şu Neymar'ı al sola çıktı oynat abi. Ya da Neymar'ı koy Nedved'in yerine. Messi ikinci yer oynatırsın. Veyahut da Nedved'i ikinci yer oynatırsın. Çünkü bak Chiesa var. Sola çıktı Chiesa'yı oynat. Bomba şut dene. Uzaktan dene. Mükemmel bir kadron var. Güle güle kullan. Bu klasman ikinci klasman bence kötü değil. Sonuçta çıkabilmesin. Ama gene daha ilerini bekleriz. Sizleri sıralamalarda görmek istiyorum arkadaşlar. Evet Musa'ya bakalım. Musa Yüksel. Musa kardeşim. Seni de hatırlıyorum. Evet. Owen, David Villa. İki tane hızlı oyuncu. Arkalarında Messi. Yaratıcı oyun kurucu sanırım. Arkalarında üç tane dost. Üç tane dost fazla. Şimdi bak bir tanesini göbek yapman lazım. Hangisinin defansif özellikleri daha iyi? Muhtemelen Patrick Vieira ile Matheus'un defansif özellikleri daha iyi. Patrick Vieira ile Matheus'u biraz geri çek.
David Villa ile Owen arasını birazcık aç. Messi birazcık daha santrafora yanaştır. Şeyi de göbeğe çek. Pirlo'yu da göbeğe çek. Çok güzel şutlar çeker. Güzel sonuçlar alırsın. Benden sana tavsiye. Onun haricinde savunmaların gayet güzel. Yedeklerin de gayet güzel. Baksana çok güzel oyuncularım var. İki tane yedek bek var. Bak kanatlı da oyna. Mükemmel şeylerim var ha. Bombacılarım var. Ama kadron da çok güzel. Gerçekten güle güle kullan. Yani bu aralar herkesin kolektif güçleri bayağı bir yükseldi. Sirkli Messi'ye bakalım hemen. Birinci klasmana kadar çıkılmış. Hatta 4180'e çıkmış. Gayet güzel. Bir de bu kadro da hani üst düzey bir kadro değil. Standart bir kadro neredeyse. Muhtemelen çok güzel oynuyorsundur. Reis tebrikler. Eline koluna sağlık. Daha çok güzel yerlerde görmek isteriz. Şimdi senin bu sıralamana benim sana taktik vermem doğru olmaz. Çünkü sen zaten ne yapacağını biliyorsundur. Evet. Netcen sen. Ne yapacağız? Bakacağız. Kadro sıralamaya bakacağız. Kaçıncı klasmanda? Evet birinci. Ben bununla maç yapmıştım sanırım. He. Ben seninle maç yapmıştım. Seni hatırladım. Evet. Pas araları yapılabilir bir kadro. Santraforlar birazcık çok fazla yakın. Çarpışabilirler. Onların birazcık aralarını aç. Şaka çarpışmazlar ama birazcık aralarını aç. Ara paslarda çünkü toplar daha fazla daha ileri düşerse yakalayamayabilirler. Bilginiz olsun. Giresin geriye. Aubameyang çok iyi. Bu Aubameyang'ı kullan. Evet. Başka diyeceğim bir şey yok. Kaleci yedeği de varmış. Güle güle kullan. Netcan sen. Ekrem'e bakalım. Ekrem birinci klasmana kadar çıkabilmiş. Evet. Sağ açık, sol açık. Güzel. Gizli forvet. Nuno Mendes sol bekte. Wilshere var. Yargılayacağım bir oyuncu var mı? Yok. Evet. Yani sen de birinci klasmana kadar çıkabilmişsin. Evet. Ezel'den 22 son adam. Birinci klasmana kadar çıkabilmiş. Sonlara doğru birinci klasmanlar görmeye başladık çoktur. Evet. Savunmacı bek var. Hızlı kanatları var. Chris James, Mbappe güzel. Adama Traore. Kanatların gerçekten hızlı oyuncular. Evet. Santrafor yedekler. Stoper yedek var mı? Bir tane, iki tane var. Güzel. Güzel. Güle güle kullan. Sen de top çevirme oynuyorsun bakalım. Hızlı uzun topla kontrol oynuyormuşsun. Uzun topla kontrol ne alaka bilmiyorum. Neyse güle güle kullan. Evet arkadaşlar video bayağı uzamış. Hepinizin kadrosuna baktım. Gerçekten çok güzel kadrolar vardı. Çok sevdiğim oyuncular da vardı. Bende olmasını istedim. Kıskandığım oyuncular da vardı. Güzeldi. Güle güle kullanın. Hepiniz güle güle kullanın arkadaşlar hesaplarınızı. Umarım daha iyi yerlere gelirsiniz. Videoyu burada noktalandırıyorum. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.